Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Fenerbahçe galibiyetinin ardından İstanbul'daki ağır diyebileceğim 4-1'lik Karagümrük yenilgisi gerçekten de Trabzonspor'da moralleri bozdu. Aslında her şeyin normal rayına gireceği düşünüldüğü bir ortamda böyle bir sonucun ortaya çıkması açıkçası hem Abdullah Avcı'yı hem de camiayı bir hayli sıkıntıya soktu diyebiliriz. Tabii ki burada pek çok şey eleştirilebilir. İşte Mark Bartra'yı eleştirebilirsiniz. İşte niye uzaklaştırmadı diye, özellikle niye Trezeguet'i çıkardı diyebilirsiniz. Ama sonuç değişmeyecek tabii ki. Ben öncelikle Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Beğeni ve abone olarak yaptığınız katkıyı değerli bulduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen katkıya devam ederseniz seviniriz. Şimdi tabii ki özellikle bu maç noktasında çok fazla yoğunlaşmayacağım. Ama söylenen bazı sözler var ki onları konuşmak gerekiyor. Abdullah Avcı'nın basın toplantısı sonrası söylediği sözler, söz gelimi, ondan bahsedeceğim. Ama daha önemlisi, tam da işte Kasım ayında tekrar çıkışa başlayacağız dediği bir ortamda işte devre arasında Bruno Peres gelecek, Visca o sağ kanat çalışacak derken Visca'nın köprücük kemiğinin kırılmış olması da Trabzonspor'u yeni bir arayışa itti diyebiliriz. Daha doğrusu orada Robben gibi ya da ona benzeyen tarzda bir oyuncunun transferi gündeme geldi. O ismi de sizlerle paylaşacağım. Tabii oyuncu Robben değil ama o tarz bir oyuncuyu transfer etmek istiyor Trabzonspor. Transfer gündeminden sizlere bahsedeceğim. Öncelikle şu Abdullah Avcı'nın sözleri, çünkü çok çarpıcı, üzerinde çok konuşuldu. 4 gün önce çok yüksek enerjide oynayan takımım 4 gün sonra tam tersi siyahla beyaz gibi olması bize hiç yakışmadı diyor. Şık olmadı. Bunu sorgulayacağım. 4 gün önce kazandıktan sonra rotasyon yapayım mı yapmayayım mı diye düşündüm. Ama sonradan vazgeçtim dedi. Biliyorsunuz sağ tarafta Hüseyin oynadı. Rotasyonla ilgili çok ciddi bir değişim sürecine gitmemişti hoca. Ama sonuç itibariyle istenen durum ortaya çıkmadı. Rakip 10 kişi kaldı. Oyunu domine etmemiz gerekiyordu. Rakibi tebrik ediyorum. Bize hem performans hem de oyun olarak gerçekten zorluk yaşattılar ve önümüze geçtiler. Yılbaşına girerken böyle bir durumla karşı karşıya kalmak sempatik değil dedi ve Edin Visca için, Edin'in köprücük kemiğinde kırık var. Daha önce kolundaydı. Şimdi köprücük kemiğinde. Operasyonu gerçekleşti biliyorsunuz. O maç sırasında söylememişti. Gerçekleşti. Ne kadar oynamayacağı konusu henüz netlik kazanmış değil. Ama bir gerçek var ki hani köprücük kemiğini kırıldıktan sonra tekrar dönüşü bir hayli zor olacaktır. Yani bu sezon için mutlaka sağ kanada Visca etkisi gösterecek bir oyuncu transferi gerçekleşecek. Onunla ilgili de isim belirlendi ve Trabzonspor sağ kenarda, yani işte orada Larsen'den istediği verimi alamıyor. Bruno Peres'in belirsizliği devam ediyor. Hüseyin konusu. Hüseyin gerçekten çok iyi niyetli, çalışkan bir oyuncu ama unutmamamız gereken büyük takımların kanat oyuncularının öne doğru hamle yaparak işte ortalar, asistler yapması gerekiyor ya da daha doğrusu kanat bindirmeleri. O manada Hüseyin biraz daha stoper özelliğini ön plana çıkartarak sanki sağ kanatta kesici gibi oynuyor. Oysa o bölgede bindirmeler yapacak bir oyuncuya ihtiyacı var Trabzonspor'un. Bununla ilgili de resmi teklif iletildi bir oyuncuya. O resmi teklifi de anlatacağım. Demek ki sağ kenara Visca'nın yerine bir oyuncu. Yine keza sağ beke bir transfer. Bununla ilgili resmi görüşmelerin başladığını söyleyebilirim. Ama biz içeriden isterseniz birkaç tane bilgi var. Onları sizlerle paylaşarak başlayalım. Önce Larsen gerçekten ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Udinese'den gelen oyuncu Ondan beklenti çok daha büyüktü ama beklentileri şu anda karşılayamadı. Buna karşılık da Brondby ve Malmö takımları oyuncuyu transfer etmek için hazır olduklarını belirttiler. Dolayısıyla yani Larsen'in, Jens Strigel Larsen'in kalma ihtimali gitme ihtimaline göre daha düşük diyebiliriz. Ancak kendisi şartlar oluşmadığı için gitmezse bu transfer gerçekleşmez. Yoksa herhangi bir sorun yok. Hemen yine gidecek oyuncularla ilgili bir konuşalım. Yusuf Yazıcı'da bir hayal kırıklığı. Özellikle işte Karagümrük maçında tamam artık yani orada girer oyunun gidişatını değiştirir diye düşünenleri yine yanılttı Yusuf Yazıcı. Ve Yusuf Yazıcı'ya Zenit takımı talip oldu. Daha önce Rusya'da forma giydi ve oradaki performansı çok iyi olduğu için Zenit'in talip olduğunu söyleyelim. Devre arasında Yusuf Yazıcı ile yollar ayrılacak. Artık öyle bakabiliriz. 500.000 euroluk bir kira bedeliyle gelmişti. Rakam çok yüksek değil ama verim çok düşük oldu. Onu söyleyebiliriz. Bu noktada Yusuf Erdoğan'a da Kasımpaşa talip oldu. Zaten hocanın da çok düşündüğü bir oyuncu değil. İşte sol bekte Evren Eren, hatta genç Arif'i düşünüyor. 3. sırada sol önde ya da arkada, sol önde ya da sağ önde oynama olasılığı çok düşük olduğu için Yusuf Erdoğan da şartlar oluşursa gönderilecek oyuncular arasında. Onların yanına bir de Danceville'i ekleyelim. Danceville'in de benzer bir durumu söz konusu. Şimdi gelelim yine bir transfer teklifi var Trabzonspor'a. Ben açıkçası hani bu noktada o transfer teklifine sıcak bakacağını düşünmüyorum. Her ne kadar Başkan Ahmet Ağaoğlu şöyle bir cümle söylemişti hatırlarsanız. Dedi ki kurduğumuz takım daha üst segment yani daha büyük hedeflere yönelikti. Şimdi hedefler küçüldüğüne göre, ligle ilgili söylemiyorum yani konferans ligine kadar geldiği için hedefler küçüldüğüne göre bütçeleri 30 milyon eurolara indirmemiz gerekiyor demişti. Bu manada baktığımızda bazı oyuncularla ilgili yol ayrımı gerçekleşebilir. Benim kişisel kanaatim bu vereceğim transfer haberinin çok gerçekleşeceği doğrultusunda değil ama Vitor Hugo'ya Lokomotiv Moskova teklif yaptı ve 3 milyon euroluk bir teklif olarak masaya geldi. Şimdi bu noktada kararı kim verecek? Abdullah Avcı verecek. Avcı diyecek ki evet ben gitmesine sıcak bakıyorum ya da bakmıyorum. Benim kanaatim, bir bilgi almadım ama Abdullah Avcı Vitor Hugo'nun gitmesine bence kesinlikle sıcak bakmaz diye düşünüyorum. Bu arada tabii ki bir yandan da çalışmaların devam ettiğini vurgulayalım. O iki oyuncudan bahsedeceğim. Sağ önü ve arkayı kapatacak oyuncudan. Bu arada bir takım çalışmalar da var. Biliyorsunuz kulüplerimiz altyapı düzeyinde de bazı oyuncuların transfer edilmesi. Yani altyapı derken yani daha yaşı küçük işte ileride oynayabilme özelliği olan ama gelecek vadeden oyuncular arayışını da sürdürüyor. Bu manada Lautaro Ovando Argentinos 2 takımında oynuyor ve 19 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. 20'ye girecek. Arjantin genç milli takımında 8 kez forma giydi. Yani standart olarak milli standartı uyuyor. 21 yaş altında olduğunu da unutmayalım. Santrofor ve 10 numara formalarını giyiyor ve oyuncuyu da scoutların keşfettiğini söyleyelim. Yani Lautaro Ovando büyük bir olasılıkla Trabzonspor'a gelecektir diye düşünüyoruz. Ha, büyük bir transfer hamlesi olarak söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü hani henüz daha kendini kanıtlamış bir oyuncu ya da işte varlığını ortaya koymuş bir oyuncu değil. Yani ama böyle oyuncuları keşfetmenin önemini özellikle İspanyollar bize öğretiyor. Hem Real Madrid hem Barcelona bu tür transferlerle ne yapılması gerektiğini bize anlatıyor. Şimdi gelelim o iki transfere. Şimdi tabii Visca'nın kolunun köprücük kemiğinin kırılması, işte aynı yer değil ama köprücük kemiği kırılmaları gerçekten çok zor. İyileşmeleri ne kadar sürer? Doktor değilim ama 2-3 ay sürdüğünü düşünsek sezonu tamamlayacak noktaya gelirsiniz. Böyle bir durum var. Yani oraya bir takviye yapılması gerekiyor ve Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi ve sürekli istediği Efe Can Karaca için girişimler başladı. Alanya Sporlu. Bu sezon 33 yaşındaki oyuncunun 13 maçta 1 gol 3 asisti var. oyuncunun ve zaten Trabzonspor'a gelmeye de sıcak bakan bir oyuncu. Hani ona pek çok kişi yerli Robben falan diyor. Çünkü o içeri dışarı attığı çalımlar ve asist becerisiyle. Orada da 2025'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen hani gitmek istiyorum diyor. Abdullah Avcı da almak için biliyorsunuz ta sezonun başından bu yana ciddi bir çaba sarf ediyor. Sağ öne Visca'nın yerine Efe Can Karaca hem yerli alternatifi hem de önemli bir ligimizin önemli bir oyuncusu olarak oraya konumlandırılacak. Ondan sonraki oyuncu o Larsen'le, Hüseyin'le, Bruno Peres'le olamayan o bölgeye de Trabzonspor resmi teklifini yaptı. Kime? Onur Bulut'a resmi teklif yaptı. Ama rakamlar biraz sempatik değil, öyle söyleyeyim. 20 milyon TL maaş istiyor. Kabul edilebilir bir rakam. 20 milyon TL dediğimiz aşağı yukarı 1 milyon euroya denk düşüyor. Orada bir sıkıntı yok. Ama 1,5 milyon euroda imza parası istiyor. Eğer sezon sonu gelirse, eğer sezonun ortasında gelirse tabii ki imza parasından vazgeçecek. Çünkü bu kez o para kulübe ödenecek. Kayseri Spor Kulübü'ne verilecek. Genel tablo Trabzonspor'da böyle. Yenilgi ötesinde Visca'nın kaybı bir anda rotanın farklı yerlere dönmesine neden oldu diyebiliriz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmaya ve beğenilere lütfen devam edelim. Çok teşekkürler.